Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bizlere destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirim açıp beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Evet sevgili arkadaşlar. Ziya iyice Yaman'ın üzerine gitmeye başladı. İşin kötüsü Seher'i konunun içine çekmeye çalışıyor ki bu yaptığı resmen Yaman ve Seher'in ilişkisini bozmaktan başka işe yaramaz. Ziya huzurumuz bozulmasın diye başından beri kötülüklere zemin hazırladı. Şimdi konağın Yaman ve Seher'in huzurunu bozan kendisi oldu. Seher anne ile konuştu. Eğer tavrının Seher sonunda yumuşamazsa doğru olanı yapar. Tam tersi olursa ve Yaman'ın istediğinin tersini yapar ya da yapmaya çalışırsa Yaman'la arası bozulur ki bu yılan Zuhal'in işine gelir. Seher keskin bir bıçağın üzerinde yürür. Seher için her adım risk getirir. O kadından uzak durması gerek. Keskin bıçak ya Seher'e ya da Yaman'a saplanma ihtimali büyük. İkisi için de zor günler bitmedi. Bitecek gibi görünmüyor. Duygu'nun öldüğünü sanmıyorum. Eğer setteki olaydan sonra diziden ayrılmadıysa yaşadığı ortaya çıkar. Zuhal sinsi planlarına devam ediyor ve Nedim'in üzerine oynuyor. Evet arkadaşlar, sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtip beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, sizlere birçok ünlü ismin kullandığı Forex döviz yatırımından bahsetmek istiyorum. Forex İngilizce döviz kurunun kısaltılmasıdır. Ülkelerin para birimlerinin değişim piyasasıdır. Yani bir ülkenin para birimi karşılığında diğer bir ülkenin para biriminin alındığı veya satıldığı piyasadır. Bütün dünyada döviz parite fiyatları bu piyasaya göre belirlenir. Sizler de bu şekilde bir yatırım yaparak paranızı Forex yatırımı ile değerlendirip yüksek meblağlarda kar edebilirsiniz.